Türkiye Gazetesi'nden bir haber, belki televizyonu yeni açmış olan izleyicilerimiz vardır. Hatırlatmasını yaparak bir sonraki habere gitmek istiyorum ben de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki kamu malına el uzatmak ihanettir. Bakalım, kamu malına el uzatmak ihanete eşdeğerdir. Artan serzenişlerin farkındayız. İhanetlerin üzerine kararlı bir şekilde gideceğiz açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Şimdi bir tarafta insanlar üretiyorlar, alın teri döküyorlar. Bu ülkenin gelişebilmesi için, büyümesi için katkıda bulunuyorlar. Diğer tarafta bir israftır, almış başını gitmiş. O binalar, akıllı binalara devlet yerleşti. Bir para ödeniyor. O akıllı binalara bir kiralar ödeniyor. Dudakları uçuklatacak cinsten. Peki bitiyor mu? İsraf bir yerde bitiyor mu? Biteceği söylendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bununla ilgili önlemler alınacak dedi. Hatta buradaki kararlılık konusunda da mesajlar verdi. Ama biz bunu fiiliyatta, hayatımızda görmüyoruz. O makam saltanatının nasıl devam ettiğine, nasıl gözümüzün önünden sel gibi akıp gittiğine de tanıklık ediyoruz maalesef. Ekonomi gündemine geçiş yapalım. Ekonomi gündemine geçiş yaparken bizim böyle milyonlarca lirayı batırdığımızda yatırımlar var. Niye böyle bir adım atıldı? O yatırımlar hiç mi sonrası hesaplanmadı? Dedirten yatırımlardan birisi mi acaba? Mesela şimdi sizleri Erzurum'a götüreceğiz. Domates için kömür mü yakıldı yoksa acaba milyonlar mı? Erzurum'da bir hayaldi. Biz bu hayali gerçekleştirdik. Özellikle termal enerjimizi kullanarak atıklardan elde etmiş olduğumuz enerjiyle birleştirerek bu seramızı ısıttık. Kömürle ısıtılması, akıl tutulması arkadaşlar günlük normal bir ısı derecesinde 3 ton. Eğer 20'nin üzerine çıktığı zaman orada günlük 4 ton kömür yanar. 2022 yılında AK Partili belediyenin termal ısıtmalı diyerek hayata geçirdiği domates ürettiği seranın termal suyla değil kömürle ısıtıldığı belediye yeniden Refah Partisi'ne geçince ortaya çıktı. Seranın sürdürülebilirliği, karlılığı var mı yoktur. Sera şu anda 10 milyon civarında zarar ediyor. Erzurum'un Azize ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Cevdet Orhan bir hayaldi gerçekleştirdik diyerek tanıttı belediyenin yaptığı serayı. Dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da açılışa bizzat katıldı. Seranın özelliği domates üretiminde termal su kullanılıyor olmasıydı. Termal suyumuzun sıcaklığı ve debisi yeterli. Alanlarımızın, arsalarımızın sera ile buluşmasına herhangi bir engel yok. Ancak 31 Mart seçiminde belediye yeniden Refah Partisi'ne geçti. Termal ısıtmalı denilerek açılışı yapılan milyonlarca lira harcanan serada domates üretimi için kullanılan suyun kömürle ısıtıldığı ortaya çıktı. Günde 4 ton kömür kullanıldı. Üf, domates. 160 ton domates almışlar bir yılda. Yanan kömüre baktım. Bırak 160'ı da 600 ton domates de alsa o kömür parasını ödemez. Türkiye'nin en soğuk illerinden Erzurum'da kömürlü sera ve domates üretimi. Azize ilçesinin yeniden Refah Partili Başkanı Emrullah Akpınar, belediyenin büyük zarara uğratıldığını açıkladı. Allah için şimdi orada 4 ton kömürün bedeli belli. Biz de oradan günlük 4 ton domates satacağız. Öbür giderlerimizi hiç koymayacağız, bir de çar edeceğiz. Hiç öyle bir şey yok. AK Parti'den yeniden Refah Partisi'ne geçen Azize Belediyesi'nin borcunun da 508 milyon 886 bin lira olduğu açıklandı.